Instagram'a koyduğum kedi fotoğrafı 120 like almış. Gördüm. Instagram'ı, Facebook'u zaten kedi fotoğraflarıyla doldurdunuz. Sokaktaki bütün kedilerin sosyal ağlarda en az 20 tane fotoğrafı var ya. Ünlü oldu hepsi sizin sayenizde. Ne demiş Andy Warhol? Bir gün her kedi 15 dakikalığına ünlü olacak. Ece sakın yan bahçeye bakma. Eddie ile bir düğüne oradalar. Ah kanka, ah. Bu Ece çok güzel kız ya. Ece gibi bir sevgilim olsun, dünya kadar borcum olsun. Zaten dünya kadar borcum var kardeşim. Sınıftaki herkesi dolandırıyor musun? Adın çıkmış ya. Herkesten para istiyor musun? Dersine çalış biraz. Hemen hevesimi kır zaten, hemen hevesimi kır. Ne dersime çalışacağım be? Bu bilgiler gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Ama Ece... Oğlum, bugüne kadar çok salak gördüm, çok salak tanıdım. Ama senin gibisini hiç görmedim abicim ya. Ece sana neden baksın ki? Neden bakmayacakmış abicim? Benim neyim eksik? Neyim mi eksik? Saymaya kalksan bir hafta sürer. Çok komiksin abicim. Dersine çalış Teo. Hoca canımızı okuyacak abicim. Of! Tamam be, tamam. Vallahi olimpiyatlara katılma. Bu kabının manzarası da bizim evin manzarası gibiymiş. Berbat. Adam hasta etme Emine. İş görüşmesi için geldik. Sen çalışmaya mı karar verdin Hüseyin? Hasta falan değilsin değil mi? Dur bakayım ateşim var dur. Ya saçmalama. Şükrü nerede kaldınız ya? Pardon Hüseyin abi. Ayakkabım bağ açılmış da onu bağlıyordum. Merhaba teyze. Merhaba Hatice. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin de. Hatice görüşecek bugün. İş görüşmesini o yapacak. Size ne oluyor? Ne demek ne oluyor Emine? Biz Hatice'nin menajeriyiz. Onun için geldik. Evet yenge. Hatice pazarlık etmeyi bilmez şimdi. Pazarlık bizim işimiz. Ama pabucumun menajerleri. Çok konuşma da bizi İdil Hanım'a götür. Hadi. İyi hadi yürüyün. Hadi. Ne gelsene derse bak ya biraz. Ders çalış. Ne vuruyorsun abicim şap şap ya? Vur iyice salak yaptın beni. Kardeşim biz bu senenin başında seninle karar almadık mı? Ne karar aldık kardeşim? Günü gününe ders çalışacağız. Derslerimizi aksatmayacağız demedik mi? Dedik ama bir sor ne zaman dedik? Biz o kararı aldığımızda burada Ece yoktu. Ece gibi bir fıstık dururken ben ders mi çalışırım be? Of Teo. Of. Ya tamam kardeşim. Tamam. Söz. Ders çalışacağım. Ama gidelim. Şu kızlarla önce bir kaynaşalım ya. Tamam ya Teo, tamam. Ben de bıktım zaten. Kaynaşalım abicim. Gidelim bu akşam kızları bir yere davet edelim, tamam. Helal olsun be kardeşim, helal olsun. Neyse ben şu soruyu çözeyim de sonra halledeceğim. Hadi derse bak biraz, Allah'ını seversen ya. Hadi. Tamam, bakıyorum. İdil Hanımcığım, işte size bahsettiğim akrabam Hatice. Hoş geldin Hatice, memnun oldum. Hoş bulduk İdil Hanım. Ben de memnun oldum. Beyefendiler kim? Şükrü, Hatice'nin kocası. Hüseyin, benimki oluyor maalesef. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Yenge. İdil Hanım. Şimdi siz aklı olarak bundan neden gel diyeceksiniz. Hatice adına pazarlık yapmaya geldik. Biz Hatice'nin menajerleriyiz yenge. Nasıl yani? Hatice kendi adına konuşamıyor mu? Pazarlık bizim işimiz yenge. Hatice'nin işi temizlik. Ha yani Hatice bütün evi köşe bucak temizleyebiliyor ama pazarlığını yapamıyor. Yani saçı uzun aklı kısa mı demek istiyorsunuz? Bravo İdil Hanımcığım. Çok güzel söylediniz. Hadi bakalım cevap ver. O nasıl laf İdil Hanımcığım? Hatice çok profesyonel bir iş kadınıdır. Her zaman profesyonel menajerlerle çalışır. Evet, evet. Çok profesyonelim. Profesyonelmiş. Bir de diyebilse. Karım diye demiyorum. Hatice temizlik aleminin meslisidir. Orada dur bakalım Şükrü Bey. Yani temizlik aleminin meslisi olsa benimdir. Yani Hatice'den ancak
Ronaldo olur. Adamı hastetme Emine. Emineciğim, bir ara seni eşinle evlilik terapisine bekliyorum. Aman hiç boşuna zahmet etmeyin İdil Hanımcığım. Yani hiçbir terapi Hüseyin'i iyileştiremez. Artık eskisini getir, yenisini götür kampanyasını bekleyeceğiz. Ne yapalım? Kızlar, merhaba. Merhaba. Bahçeyi iyi ilaç atmadık herhalde. Yine haşerat var. Kızlar, bunu daha önce niye söylemediniz? Karışmayın, bende. Ben onu hallederim. Gerizekalı, kızlar bize laf sokuyor. Haşerat diyorlar, anlamıyor musun? Hadi ya. Kızlar, akşama süper bir konser var ya. Beraber gidelim mi? Mümkün değil. Ya kızlar, bu konser kaçmaz. Güzel bir ortam diyorum. Dans diyorum, dans! Dans diyor, dans! Gelemeyiz Teo. Sporumuz var. O zaman biz de konsere gitmeyelim. Sizle beraber spora gidelim. Evet, süper bir fikir. Boş verin konseri. Biz de spor yapalım. Hani bu konser kaçmazdı Teo? Yani konser... Ya ne olacak ya? Adamlar müziği bırakacak değiller ya. Biz de gideriz bir aracım. Tabii canım. Kızlar, siz hangi spor salonuna gidiyorsunuz? Spor salonuna gitmiyoruz. Hocamız eve geliyor. Evde özel ders veriyor. Saat kaçta geliyor peki? 6'da. İyi, o zaman biz de gelelim. Evet. 6'da sizdeyiz kızlar. Evet. Hazırlanın. Biz geliyoruz. Saat tam 6'da. Tamam. Tam 6'da sizi bekliyoruz. Sakın geç kalmayın, tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Süper olacak. Oldu bu iş, oldu. Kızlar bizde. Direkt evlerine davet ettiler. Altına onlardayız.